Kurumsal Hidroloji Kongresi açılışına hoş geldiniz. Kongresine Düzenleme ve Yürütme Kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi, saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Güncel araştırma ve uygulamaların paylaşılacağı akademik ev sahipliğimizde Ar Üniversitesi'nin olduğu gibi bundan önce çok sayıda üniversitenin emekleriyle süre gelen 7 tanesi tamamlanmış. Bugün 8.sini organize etmeye çalıştığımız Hidroloji Kongrelerinin 8.sinin Şanlıurfa'mızda kültür, tarih, turizm ve medeniyet şehri Şanlıurfa'mızda ilimizde gerçekleştirmekten çok büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Dostluğuyla ateşten gelmiştir. O dostluk o günden bugün Hazreti Eyüp'ün sabrı benzer barda benzer nitelikteki bir kuyudaki su türünde medeniyetinde yaşamış ve onunla organizasyona ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı Şanlıurfa'mız ve Şanlıurfa'mızın göz bebeği olan Ar Üniversitesi mutluluğu kuruludur. Yakın bir zamanda kurulmuş olan ama çok geniş bir nüfusa ve kitleye hizmet vermek durumunda olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mize bağlı bir kuruluş olarak ŞUSİ Şanlıurfa Soykanizasyon İdaresi bu programa bonus vermiştir. Su problemini çözebilen kişi bir değil, iki Nobel ödülü almaya hak kazanmalıdır. Onun bir tanesi bilim için, diğeri ise barış için olmalıdır. Ben diliyorum bu ifadeden kaynakla ve çok inanıyorum ülkemizin hidroloji alanında gelecekte Nobel ödüllü bir bilim insanı çıkaracağına çok inanıyorum. O yüzden bu umutlarla bu kongreye başlama heyecanını da taşıyorum. Bunu söylerken de yine bu kongre hazırlıkları sırasında hidroloji biliminin paydaşlarına baktığımda samimiyetle söylemeliyim ki Türkiye'yi dünyada en üst düzeyde temsil eden bilim insanı ve kamu yöneticilerine sahibiz. Sadece Şanlıurfa değil, bölgenin hemen hemen her köşesinde çok ciddi bir kalkınma, gelişme var. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, artık Türkiye'nin en az gelişmiş bölgesi değil, kamp bölgesi. Belki Orta Anadolu'nun zaten yani Ankara'ya çıkarsanız diğer bölümlerinde yarışabilecek düzeye geldi. Tabii Antep'iyle, Şanlıurfa'sıyla, Mardin'iyle, Diyarbakır'ıyla çok özellikle karaktere sahip bölge. Ciddi bir tarihe sahip, ciddi bir turizm kapağı potansiyeline sahip. Su medeniyet, su yaşamın kaynağı, su bereket, suya bakış gerçekten çok farklı. Su selamettir. Suya böyle bakıyoruz. Bu coğrafyada insanların sevgiyle buluşması, huzurla buluşmasının en önemli kaynaklardan birisinin su olduğunu ve suyu yönetmek olduğunu biliyorum. Biz bir yerleşim merkezine suyu verdiğimizde oradaki ablalarımızın, teyzelerimizin, amcalarımızın gözünün parlaması aslında bizim suyun ne kadar yaşam için bir şeyler ifade ettiğini görüyoruz. Yaşıyoruz ama alanda yaşıyoruz. Su kaynağı ülkemizde her ne kadar çok bol olarak bilinse de zaten bilimsel veriler bunun sınırlı olduğunu gösteriyor. Harunşehir'in Tarih Ar Üniversitesi İblisi'nden o Farabi gibi tüm adamların hocalarını yetiştirmiş bir merkez. O açıdan tarihi bir değeri var. Biz tabi bilimi kaybettiğimiz için çok şey kaybettik. İnşallah tekrar bilim kazandığımızda çok şey kazanacağız. Şor ve Karar Üniversitesi'de buna bir vesile olup ümidindeyiz. Dünyanın dörtte üçüncüsü bilinen şeyleri biraz tekrar etmekle başlayalım. Dörtte üçüncüsü fakat üçüncü dünya savaşı sudan çıkacak deniliyor. Yani suyun dörtte kadar kritik önemliyeti var. Dekanımız bahsetti. 800 milyon kişi susuz yaşıyor. 1 milyar 600 milyon kişi su problemi var.
kumluşluk indeksi de suyla ölçülüyor. Yani ölçülen kalk indekslerden birisi de kalkınmışlık için su. Yapı Dairesi Başkanımız Sayın Sagaç'ın Kongre'de destek veren Akın Hidrometri firmasından genç arkadaşlarımla görüyorum. Onların da gelecekte çok önemli görevler üstlenme potansiyelleri olduğunu, kendilerine güvenmeleri gerektiğini öncelikle vurgulamak istiyorum.